Herkese merhaba. Bugün kadına yönelik şiddette medyanın ikiyüzlülüğünü anlatmak bağlamında tarihe not düşmek için karşınızdayım. İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'yi dövdüğünü, aldattığını, sen sadece sıradan bir öğretmensin diyerek aşağıladığını hatırlattığım yazıya Küçükkaya çok sinirlenmiş. Hapse atılacağımı söylemiş. İsmail Efendi, sen de tehditle, hakaretle kadınları sindirmek alışkanlık olmuş olabilir. Ama bu kof kabadayı hallerin bana sökmez, onu bilesin. Şunu da söyleyeyim. İsmail'in avukatı da ekranlarda İstanbul Sözleşmesi kalkarsa kadınları kim koruyacak diye feryat eden Kezban Hatemi'ydi. Eda Demirci ayrıca Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'ye onlarca kez ulaşmaya çalıştığını ama Güllü'nün kendisine hiç dönmediğini, adeta kapı duvar olduğunu da ifşa etmişti. Bahsettiği Canan Güllü de Amerika'dan bile kadın hakları alanında ödül almış bir isim ve elbette Güllü de her yerde İstanbul Sözleşmesi'ni gül bir sesle savunuyor. Velhasıl nereden bakarsanız bakın tam bir ikiyüzlülük silsilesi söz konusu. İsmail ayrıca adımı söylemeye cesaret edemeyerek ve kendi aklınca pelikancı diyerek beni aşağılamaya kalkmış. YouTube kanalımdaki en çok izlenen Hodri Meydan Neymiş Bu Pelikan başlıklı videoda tüm süreci anlatıp adamsanız dava açarsınız demiştim. Fakat bu çağrımın muhatapları o günden bu yana ne dava açabildiler ne de bir sesleri çıkabildi. Ayrıca Davutoğlu ve FETÖ'cüler, Davutoğlu'nun ihanetini daha kendisi başbakanken yazan cesur yazarlara pelikancı diyor. Ama sizin gibiler Erdoğan'a karşı diye tüm AKP eskilerini yere göğe sığdıramadığınız için FETÖ ağzıyla bile konuşmaya başlamışsınız anlaşılan. Gerçi FETÖ ağzına da yabancı değilsin. FETÖ'nün polis şefi Ali Fuat Yılmazer'den sen akşam gazetesinin genel yayın yönetmeni iken manşetleri nasıl aldığınızı Nedim Şener ifşa etmişti. Yetmedi, iki telefonunda da baylok çıkan Ercan Gün'ü FETÖ'den tutukluyken bile ana haber bülteninizin künyesinden çıkarmadınız. Diyeceğim o ki, kadın haklarını en son savunacak kişi sensin. 4 Mart tarihinde eşine yumruk atıp 8 Mart'ta çıkıp kadın haklarını sözde, ekranda savunan sensin. Eşini sanıyorum sessizlik sözleşmeleriyle, tazminat davalarıyla nispeten sindirmiş olabilirsin. Ama ben onun yerine de şiddete uğrayan ve eşi tarafından sindirilen bütün kadınlar yerine de bu hatırlatmayı yapmayı vazifem biliyorum. Kitabın ortasından konuşan videolarda buluşmak üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Hoşça kalın.